Dün yapılan görüşmeler sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Libya'ya 150 bin doz koronavirüs aşısını teslim edeceğini bildirerek Türkiye'nin salgınla mücadelesindeki tecrübelerini de Libya'ya aktaracağını, bu amaçla Trablus'ta bir salgın hastanesini Türkiye'nin işleteceğini söyledi. Biz ülke olarak yardım yapan, yardımlaşmayı seven bir anlayıştan geliriz. Ancak eğitim sendikaları bas bas bağırıyor. Bizler her stada dile getiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı aşılamada öncelikli gruplar listesi de uyulmuyor. Öğretmenlerimiz öncelikli gruplar sayılmak zorundadır. Bir an önce aşılarının tamamlanması gerekiyor. Ne yazık ki sadece kısmi işlem gerçekleştiriliyor. Öğretmenlerimiz ve eğitim camiası çalışanlarının tamamı aşılanması lazım. Yeniden sesleniyoruz. Öğretmenlerimiz, devlet memurları, iş gününe doğrudan katkı sağlayan gençlerimiz varken yurt dışına aşı göndermek vicdani değildir.